varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, Urfalı küçük ha. Ailin göz bebeği, Urfalı küçük ha. Herkesin sevgilisi, Urfalı küçük ha. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ha. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ha. Bir tanem olur mu? Ne olur soğuk almasın şey görsün. Hah. Ajan kapatma önünü. Kapatırsan terlersin, terlersen üşürsün. Eğer üşürsen kapatırsın. Üf, nereden çıktın ya sen sabah sabah? Anneciğim kapat önünü sen. Dinleme babanı. Etrafımızdaki arabalara da dikkat ediyoruz. Tamam mı kuzucuğum? Allah Allah. O her şeyi becerir ya. Ne arabası? Koca çocuk oldu. Evlendirsem çocuğu olur bunun be. Aslan oğlum benim. Bir şey olmaz ona. Bilir o yapacağını. Ya Allah delirtiyorsun beni ha. Saçım karışma sen oradan. Anneciğim çok da koşturma tamam mı? Terliyorsun sonra terlersin hemen eve der ki üstünü değişelim. Hayır hocam koşacaksın. Pres yapacaksın. Takım arkadaşlarımla yardımlaşacaksın. Anladın mı? Tak tak tak. Üç pasta gol yapan bir cambaz gibi. Hop. Allah Allah. Nereden çıktın ya sen? Hayır oğlum. Öyle koşmak koşmak yok. Tik tak miklak yok. Aslanınca ben bakıyorum sonra sana bir tane. Yeter artık ya. Bir karar verin. Çocuk haklı kafasını karıştırıyorsun. Ben karıştırmıyorum kafasını. Sen karıştırıyorsun. Nereden çıktıysan sabah sabah. Allah Allah karışma sen. Allah Allah karışırım babasıyım ben. Efendim ben de annesiyim. Senden daha önce karışırım. Karıştırıcı. Ya yeter artık ya. Siz anne bir taşısansa başımın önünüze bakmaktan. Karışma sen. Karışma sen. Of ya. Doktor hanım bir şey diyebilir miyim? Ne var? Haklı çocuk haklı. Biz böyle ayrı ayrı parmaklıklar ardında mı yaşayacağız ha? Seni gebertirim. Kapat çamını sabah sabah. Sen bana ceza mısın ya? Kapat elinde soğuyacak. Hadi kapat. Bir şey daha diyeceğim. Ne? Yani ya siz içerideyseniz ben dışarıdaysam ne olacak? Ha? Sen kapat. Kapat camını. Kapat. Kapat kapat. Sen kapat. Ya öf, sabah sabah. Kadın haklı. Adam tembel tembel. Belli belli. Tamam anlaştık mı? Herkes de bunu biliyor mu? Tamam abi biz böyleyiz. Çok düşünce sizi Mehmetcan. Yavaş ya bir tarafların ağır mısın? Ya ben niye kaleye geçeyim? Sen kale geçince topa geçecek yer kalmıyor. Yani hiç gol yemeyiz. Ben anlamam. Şirin geçsin. Ya ben defansım bir kere. Sanki toptan çok anlıysan da. Fettah kaşınma. Ne uğraşsan? Hadi hadi başlıyoruz. Kaleyi siz seçtiniz topu bizde. Eyvah. Mehmetcan ne yaptın? Maç biter arkadaşlar. Bir dahaki sefer artık.
Bir dakika ya, ne demek maç açıyor? Top o eve girdi mi maç biter, geçmiş olsun. Abartmayın oğlum, güzel alırsın top oynarız yine. Biraz zor alırsın, Niyazi canına okur. Niyazi kim ya? Huysuz adamın teki, bahçesine hiç kimseyi sokmuyor. He, ben de duymuştum. Hatta bir çocuğun kulaklarından ağacı asmış. Yok artık canım. Doğru diyor. Amma korkaksınız be, gider alırız işte. Ya Mehmetcan. Bir şey olmaz kızım. Çocuk, ne yapıyorsun bahçende? Top kaçtı. Buraya girmenin yasak olduğunu bilmiyor musun sen? Niye, mayın mı var? Yasak diyorsan yasak. İyi, polis ara o zaman. Sana diyorum hey. Yasak diyorum, yasak. Getirtme beni oraya. Hadi seni. Ne be? Ne yapıyor ki adam burada? Bir daha seni bahçemde görürsem keserim topunu. Tamam, çıkıyorum ya. Bayağıdır gelmedik buraya ya. Ama paramız yoktu da ondan gelmiyorduk. Anka şu yeni işleri iyi oldu. İnşallah bir seneyi toparlayacağız. Bir de Sinem darlamasa. Usta biz ne yapacağız böyle? Neyi ne yapacağız? Kadınlar. Onlarla da olmuyor. Onlarsız da olmuyor. Ne oğlum, nasıl olmuyor lan, işte aslan gibi oluyor. Bak bekarım oğlum. Evde tek başımayım, özlemişim yemin ediyorum. Vur bakalım. Seni bir köpek gibi özledim ya. İçkinin etkisi erken yayılmaya başladı. Oğlum öyle deme lan. Sevdiğim kadın burnumun dibinde oturuyor. Öyle bazen camdan çıkıp bakıyor. Süzüle süzüle Bambi gibi. Usta o zaman git çal kapısını. Kolaydı. Nasıl çalacağım lan kapısını? İnşallah bekleyin, geliyorum. Eyvallah. Ali? Vay Engin Usta benim. Nasılsın ya? Ne haber? Afiyet olsun. Sağ olasın. Engin Usta benimle biz Erzurum'da beraber askerlik yaptık. Biraz donmadı soğuktan. Kaç yıl oldu? 13-14 yıl oldu ya. Vay be. Zaman ne çabuk geçiyor. Hiç değişmemişsin ama. Yengen iyi bakıyor sağ olsun. Sen ne yaptın? Evli misin? Evlendim. Ters bir şey mi söyledim? Yok be kardeşim, seninle ilgisi yok. Şey yap, yapsana. Gel otur, dikkat et bir şey iç. Arkadaşlar kapıda bekler. Buradan numaralarım yazıyor. Ara mutlaka. Tamam Engin'im. Hanımları da tanıştıralım. Olur, tanıştırırız. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne bileyim kanka işte. Öyle... Evli misin diye sordu ya, bir şey diyemedim, kaldım öyle. Evlisin. Evliyim deseydin. Nasıl diyeyim yani, diyeyim de ulan madem evliyim... Ben niye karımla çoluğumun çocuğumun yanında kalamıyorum ki? İlginç işte. Hadi şerefim. Ya Ece, abi de abi. Abi. Şimdi de ağam de bakayım. Bak. Ağam. Aa, ne oluyor ya? Oğlum böyle saçma sapan şeyler öğretmesin çocuğa. Ağa ne demek? Ya onlar bir şey olunca ağzı dolmuyor mu? Bilmiyorum, hiç sivri zekalı. Of, yerim ben seni. Küçük ağam benim. Küçük ağam. Olsun, yine de böyle apır sapır şeyler öğretmiyoruz kardeşim de. Ve bu son düzenlemeyle tarım alanlarına konut yapılmasının önüne geçilmesi öngörülüyor. Sinem Hanım. Sıradaki haberimiz... Efendim Hamiye,
atıyorum. Neye atıyorsun ya? Dur bir dakika. Geliyorum hemen. Hatta sen kardeşine göz kulak ol, tamam mı? Hadi bakalım oturun televizyonu izleyin. Geldim. Vermiş olduğu ifadelere dayanılarak çizilen robot resmi bugün medyaya dağıtıldı sayın bak, seyirciler. Bak bizim de seri katilimiz varmış. Bu şansı görenlerin ondan uzak durmaları ve emniyet birimlerine bildirmeleri... Ben nereden tanıyorum bu adamı ya? Anladım. Yani amcası kızım ya. Seni bir yakalarsa gülürsün sonra amcaya. Anladım. Bak hala amca diyorsun ya. Ya ben bu adamı nereden tanıyorum ya? Benim var ya gönlüm sarhoş lan. Gönlün gönlüm. Keşke gönlün sarhoş olsa sadece. Gül kendine ve ayakta duramıyor. Arkadaş kusmaz değil mi arkaya? Mekan da halletti o işi. Ya sen beni yol üzerinde bıraksana. Usta sen tek başına eve çıkabilirsin değil mi? Oğlum biz bekarlarız. Gel kal ben sizi uzatma ya. Usta. Yalıköy Beykoz, Yalıköy çek Beykoz'a çek. Dur ben çekeceğim. Çekeceğim ben çekeceğim. Çekil ben çekerim. Gavri. Bilader. Abi. Allah Allah çattık ya. Sineme atsan beni. Oğlan bizim, kız bizim. Gel üstüne gel. Ya ne gideceğim yalan mı lan? Bir oğlum bir kızım var benim yok mu? Yalan mı? Aa, polisi ara polisi. Hani gel ya gel herkes uyanacak. Sinem! Lan! Ulan herkes uyanacak ya. Ulan! Adam içim içim gelmiş. Şimdi sarılacak kıza. Allah Allah. Sinem! Bekarsın ya bu saatte gel tabii eve. Rezil. Of. Bak ben lavaboya gideceğim tamam mı? Sağa sola kusma. Pencereden uzak dur. Sinan, aç pencereyi. Tencereyi! Bu ne kardeşim, gecenin körü. Ayol bunlar bütün mahallenin huzurunu kaçırdılar. Sinan. Şimdi polisi arayacağım. Bu ne ya? Ben aradım anacığım, çoktan aradım. Yüzünü göster. Kız. Sinan. Sinan. Sinem! 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 Çık dışarı! Sinem! Sinem! Çık dışarı! Sinem! 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 Ne oluyor ya? Sinem! Sus! Sus! Sinem! Şşş! Sus! Bütün mahalleye rezil olduk. Sus, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Sinem olmuyor. Olmuyor. Adını bağırmadan olmuyor Sinem. Sus ne olur sus. Allah aşkına lütfen susar mısın? Bırakır mısın beni ya? Aa deliyim zoruna bak. Bırakmam. Ne olacak benim aşkım ne olacak o zaman? Al aşkını. Tövbe estağfurullah. Git evine git. Al aşkına evine git ya. Geldim ben evime geldim. Senin yanın benim evim. Hayır efendim değil senin evin burası. Senin evin orası saçmalama benim asabımı bozma tamam. Ya. Tamam tamam. O zaman götür beni eve. Sen götür beni eve hadi. Ya. Alır mısın? Kusura bakma Sinem. Alır mısın? Usta gel. Gel usta gel. Ya ne geleceğim ya? Sinem götürecek beni. Polis geldi ya. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Batırdık. Hop Mazhar. Rezil olduk insanlara, rezil olduk. Tamam. Bunlar Mazhar Fatih Özkan değil mi? İyi geceler. İyi geceler Nusret abinim. Nusret değil, Arif. Tamam, Arif. Hakkınızda şikayet var. Nasıl ne şikayet abi? Tabii diyeceğim ama olmayacak. Benim bir kabahatim yok yani. Kapıma dayandı işte. Kim dayandı? Kim kapına dayandı? Oo, bağırma da. Kim dayandı kapına dayandı? Kim dayandı? Sevmiyorum. Tanıyor musunuz bu adamı? Çüş. Tanıyorum, tanıyorum. Memur cevap Bey. Ver. Tanıyor musun? Tanıyorum. Cevap veriyorum. Şu anda cevap veriyorum. İzin ver. İzin ver. Tanı beni. Kocam.
Memur Bey. Yalnız karşı evde oturuyor. Birlikte oturmuyoruz. Kutisiyim. Nasıl yani? Oo, uzun hikaye. Biz biliriz o uzun hikayeleri. Eski karını baskına geldin ha? Yok artık. Oha. Yok be usta, ne baskını ya? Öyle bir şey yok ya. Ali öyle bir adam değil ki. Sizi tehdit mi etti hanımefendi? Yok, yok memur bey. Tehdit falan bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Aa! Buyurun lütfen ikinizden. Siz de. Nereye ya? Hay Allah. Nereye ya? Ya, ya okuyorum ben. Polis ay, okuyorum ben ya. Ben okuyorum ya. Okuyorum, atarım, okuyorum. Okuyorum ben. Öğrenciyim ben. Öğrenciyim, okuyorum. Ya komiserim. Amirim yok. Memur bey, ben niye taciz edeyim karıma? Kendi karım benim o yani. Nikah siyah benim 12 yıllık karım. 12, 2 kere evlendik biz onunla. Niye taciz edeyim? Manyak mıyım ben kendi karıma? Biz neler görüyoruz bir bilseniz. Vallahi ne bileyim komiserim. Bize öyle geldi. Biz öyle zannettik uzaktan. Memur bey şimdi. Yani tamam Ali biraz kabadır. Bazen hüdüktür. Ama tabii bunun konumuzla bir alakası yok. Ya ama neticede kocamdır yani. Ben şimdi yalan söylemiyorum. Öyle tehdit olsun, saldırganlık olsun vesaire. Öyle şeylerimiz hiç yoktur bizim yani. Hiç yoktur. Bir şey söylesene sen de. Tabii tabii memur bey, yani bir anda keyfi alalım. Hani hedeklik kısmına bir yorum yapmayayım ama tehlikeli bir tarafı yoktur Ali Bey'in be ya. Anne ne oldu? Annem bir şey yok kuzucuğum. Ay uykusundan kalkmış. Şey baban içti içti birazcık kapıya dayandı. He Barış amca. Hüseyin amcaya selam söyle, tamam mı? Barış ne? Hay Allah, birini bura tek. Burası tamam. Burası da tamam. Eşiniz şikayetçi değil. İşlem yapmıyoruz. Yalnız bir dahaki sefere daha sakin olun. Özür dilerim, abarttım galiba biraz. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Gecenin köründe geliyorsun, zil zurna sarhoş kapıma dayanıyorsun. Bütün komşular ayağa kalkıyor, herkese rezil oluyoruz. Neden yapıyorsun? Hadi derdin ne? Meyhanede bir arkadaşımı gördüm askerde. Evli misin dedi bana. İşte sordum. Yani? Kaldım ben de işte öyle. Diyemedim bir şey sonra. Ha, evliyim dedim işte. Evliyim, evli miyim, değil miyim? Diyemedim işte. Sonra dedim, acaba Sinem'e sorsalar ne derdi? Kendim senin yerine koydum. Veremedim, cevap veremedim. Var mı bir cevabın Sinem? Yani bana verecek varsa söyle, bileyim bari ben de hakkım. Bilmiyorum Ali. Varsa da şu an bilmiyorum. İyi konuştun mu hiç? Konuştum. Ne yapmış? Hiç. Nasıl hiç? Hiç işte. Ya bu Esma delirtme insanı. Neymiş hali? Çok merak ediysen kendi yara. Yok aramam. O arasın. Meraktan öleysen ama. Gene de o arasın. Hay inadı kurya sıcak. Hiç elleme. Geçen olanı unutmadım. Hacizlik olayı neden sonra benim haberim olayı? Ya Urfa'da duysalar Mehmet Ağa'nın oğlu hacizlik olmuş diye o saat suratıma tükürürler. Olmuşsa ne olmuş? Hırsızlık mı etmiş, namussuzluk mu etmiş? Kaptırdığı parayı da geri almış işte. Aman laf söyletme oğluya. Ağız tadıyla oğluma bile sövemeyeceğim. Maho! Ben sıkıldım, çıkacağım, daraldım. Buyur ağam. Maho'ya söyle arabayı hazırlasın, ben çıkacağım. Maho yok ağam, mühim bir işi varmış, onu halletmek etmiş. Ne mühim işi varmış hayvanoğlu hayvanın? Kardeşim rengi falan çok güzel olsun, tamam mı? Anlaşılsın yani, onu diyeyim ha. Dur bir saniye ya. Buyur ağam. He, matbaadayım. He ağam. Şey için geldim, baskı matbaası. Kart viziti bitmişti de onun için geldim.
Karpvizit? Ne ya karpvizit? Benim hani karpvizitim var ya, peki siye vermemişimdir. Yani üzerinde CO yazan ondan. Bu muydu lan mühim işlediğin? Oğlum teessüf ederim yani koskoca Mehmet Ağa'nın kahyasının da karpviziti yoksa yani ayıp denen bir şey var yani. Olur mu? Bırak gevezeliği, çabuk gel, çabuk! Başüstüne ağam. Kardeş, şimdi benim çok acil bir toplantıya gitmem lazım. Onun için başka sorun yoksa hemen gideyim ben. Buyur, değil mi sizinki? Ha, budur. Mahir Tiryaki. Acarlar aşireti CEO'su. Telefonu yazmışsın da, adres? Adrese hiç hacet yoktu. Çünkü net yani telefon yeter. Sade telefon. Lan hadi. Evet. Yalnız burada yanlışlık olmaması gereken şey şudur ki burada CEO yazıyor. O CEO'yu yanlış yazmıyor. Yani böyle CEO'yu falan yazma CEO'dur yani. Rezil kepaze olmayalım. Bizde yanlış olmaz abi. Saat 3 gibi gel al kartları. Saat 3 gibi tamam. Hadi hayırlı işler. Abla hayırdır? Bizim kartlar yine bitti. Basalım abla yenilerini. Basalım basalım diyorsun da yine de az basıyorsun. İşin en civcivli anında kala kalıyoruz öyle. Oy 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 kalbimi kırdın ama. Sen şuraya yaz bilgilerini. Telefon, adres yaz hepsini oraya. Ayol ne adresi? Adres yazarsan polisler basar. Sadece telefon numarası yeter. Sen de geleceksin değil mi? Basar getiririm abla. Ay terbiyesiz. Evli miymişiz değil miymişiz? Evliysek acaba neymişiz? Soruya bak ya saçma sapan sorular. Söylenir mi böyle bir şey ya? Yani ne yalan söyleyeyim, söylenir arkadaşım. Yani bence gereksiz yere yükleniyorsun adama. Üf, bir sen eksiktin Arzu, gerçekten bir sen eksiktin yani. Ya yalan mı? Sana birisi çıkıp sorsa sen cevabını da biliyor musun? Nesiniz mesela siz? Ne demek nesiniz siz? Şimdi sana gelip birisi siz evli misiniz diye sorsa ne cevap vereceksin? Nasıl yani kağıt üstünde mi? Ne diyorsun Arzu anlamıyorum ya. İşte tam da bundan bahsediyorum hayatım. İşte kolay değil değil mi? Belki de adama biraz fazla yükleniyorsun, ne dersin? Ya ben söylemiş olayım mı yanında? Sinem Hanım. Efendim. Ay pardon. Üstü efendim. Çok teşekkür ederim. Allah Allah. Şuraya bir imzalayayım. Bırak o kartı, dokunma kartıma. Dokunma kartıma. Tamam. İyi günler. İyi günler. Çek ellerini. Çiçeğimin kartından. Meraklı Melahat. Ben senin için... Ya bir rahat dur ya. Kimden gelmiş? Ali. Dün gece için özür dilerim demiş. Ay canım benim ya. Yazık vallahi bu adama ya. Yazık. Sen ne zamandan beri bu adamı bu kadar seviyorsun ya? Bu reklama bir jingle lazım. Ayarlarız. Daldın yine. Acaba çiçekler gitmiş midir? Çiçekler diyorum ya. Sinem mi gitmiş midir acaba? Gitmiştir de. Yani bir işe yaramış mıdır onu bilmem. Niye? Abi o kadar kızın başına iş getirdin. Bir çiçekle hallolur mu ki? Ne yapacaktım? Bu yoklukta tek taş pırlanta mı alacaktım? Ya nereye alıyorsunuz ya? Yani masraf çıkartmayın. Şu bütçeyi bitirmemiz lazım. Hem cıvımayın artık. Hadi çalışalım. İş lazım bize. İş, iş. Hadi. İşte al sana işte. Hayırdır? Alo? Nasılsın Yeşim Hanım? İyiyim, sağ ol. Hayırdır? Hayır, hayır. Bir buluşsak diyorum biraz, iş konuşsak. Bizim seninle konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Senden aldığımız borcu kapattık. Bize olan borcunu kapattın da Yeşim Hanım. Duyuyoruz yani, daha epey bir borcunuz varmış piyasaya. Onlar seni ilgilendirmez. Şu an bir toplantıdayım, sonra görüşürüz. Ertan, piyasaya borcunuz varmış diyor. Ona neymiş? Yine çağıracak, bize borç verecek, öyle mi? Bana da öyle geldi. Ne diyor? Size olan borcumuzu kapattık. Geri kalanlar da sizi ilgilendirmez diyor. Senetlere dayayınca burnuna ilgilendirir miymiş, ilgilendirmez miymiş görürüz. Kaçıyla görüşsün sen? 6-7'siyle görüştüm. 3'ünü ikna edebildim şimdilik. Biri de dışarıda. Çağır bakalım, bir konuşalım. Buyur kardeş, gel.
atalım. Hoş geldin. Sağ ol. Buyur. Ben hemen konuya gireceğim. Gerçi Sezai anlatmıştır. Biz bir nevi borç yapılandırma şirketiyiz. Evet, anlattı. Ali Acar'ın size yüklü miktarda borcu varmış. Doğrudur. Peki nasıl tahsil etmeyi düşünüyorsunuz? Ali Bey'in biraz işleri sıkışık. Tabii biraz zaman alacak. İşte biz de sizi bu yüzden çağırdık. Ali Bey'in borcunu size biz ödeyeceğiz. Tabii bir kısmını. Nasıl? Kolay. Ali Bey'in imzaladığı senetleri bize getiriyorsunuz. Biz de borcun %70'ini hemen size şu an nakit ödüyoruz. Alacağını bize satıyorsun yani. Peki siz nasıl yapacaksınız bu tahsilatı? Bizim işimiz tahsilat. Bütçedeki Okan'a mı diyorsun? Evet. Süper olur abi. Hem onun babası da kaleciymiş. Hafta sonu hep çalıştırıyormuş onu. Ha, o zaman diyelim bizim takıma gelsin. Of ya, hep maç hep maç. Hiç başka bir şey bilmez misiniz siz? Hakikaten ha. Mesela benim var mı maç? Usta, olmamış. Biraz daha keskinleştir bunu. Ne oldu? Neye bakıyorsun Mehmetcan? Bu şansı görenlerin ondan uzak durmaları ve emniyet birimlerine bildirmeleri çok önemli sayın seyirciler. Tamam, ne oluyor? Gelin benimle. Evet, gelin. Abi ne oluyor, bize de söylesene. Evet ya. Bu adam var ya. Çaklı adam mı? Bu adam seni katil. Ne? Seni katil mi? Son. Evet, seni katil. Polisler bu adamın peşinde. Nereden biliyorsun? Televizyonda gördüm. Aha, şimdi bu seri katil ne alayım? Ben tam şey yapamadım da. Emin misin abi? Eminim, eminim. Geçmiş olsun. Peki, teşekkür ederim abi. Hoşçakalın. Elde var bir. Aa, çocuğunun ne kadar borcu var şimdi bize? 80.000. Düz hesap, yüz desen ona. Güle güle. Şirin. Yanında biz de varız. Çok rahatlıksın. Sağ ol Fetta. Ayıpsın Şirin. E sen daha önce de tanıyor muydun bu adamı? Bizimle evinin önünden gitsek. Hep kötü kötü bakar. Bana ne dedi biliyor musunuz siz? Ne? Bir daha gelme keserim dedi. Bu mu? Bence beni. Bir de arka bahçede neler vardı biliyor musunuz? Çakılar. Ondan sonra balta. Ondan sonra kemik de vardı. Ya tamam Şirin ya, anladık. Ne yapacağız abi? Bence hiç bulaşmıyor ha. Şirin de bulaşmıyor diye. Değil mi Şirin? Olur mu arkadaşlar ya? Yakışır mı bana? Bence yakışır. Olmaz, ben de mahallemde seni katil istemem. Ne yapacağız peki? Telefonun yanında mı? Yanımda. Ver. Gidin ben. Nereye? Kanıt bulmaya. Gördünüz mü tezgahın üstünü?
Bu kaçıncı Mehmetcan? Nasıl güveneyim ben sana oğlum? Gel kendi gözlerine göre amirim. Yani bütün emniyetin haftalardır arayıp bulamadığı seri katili sen buldun öyle mi? Evet. Ne olur gidip görsen bir baksan ya. Lan Mehmetcan. Bekleyin orada. Çiçeklerini aldım. Teşekkür ederim. Ama gerek yoktu yani. Ne, hayır var. Ya benim gibi bir hıyarın kahrını çekiyorsun. Evliyken de çekiyordun, ayrıyken de çekiyorsun sonuçta. Gerçi ayrı mıyız, değil miyiz onu da anlamıyorum ama. Ayrıyız Ali. Ya bu da nasıl ayrılık onu da anlamıyorum ki. Her kafamı kaldırdığımda seni görüyorum. Bir şey soracağım sana ama bana doğru cevap ver. Karşılıklı evlerde oturmamızdan rahatsız mısın? Hayır saçmalama, niye rahatsız olayım? Hayır yani rahatsızsan bir çözüm bulabiliriz. Ben başka bir yere taşınabilirim. Hayır asla. Yani yalnızca bazen biraz zor geliyor bu kadar yakın olup ayrı olmak. Anla beni. Çalışacağım söz. Görüşürüz. Seri katil bu adam değilse bu kan izleri ne? Her şey olabilir Mehmetcan. Evet işte ben de onu diyorum. Seri katil de olabilir. Allah'ım yarabbim. Şu robot resmi getirsene. Bak işte çıktı. İnandın mı şimdi? Bütün ekiplerin dikkatine. Bütün ekiplerin dikkatine. Şüpheli şahıs bildirim. Çocuklar gir içeri. Sakın buradan kımıldamayın, tamam mı? Ama göremiyorum Mustafa amca ya. Oyun mu oynuyoruz burada oğlum? Sakın kıpırdamayın. Dışarı çıkmak yok. Niyazi parlak. Etrafın sarıldı. Polis, ellerini başının üstüne koy ve çık dışarı. Niyazi parlak, teslim ol. Etrafın sarıldı. Bu sana son ihtarım Niyazi parlak. Ne oluyor ya o? Uzun süredir aranan seri katilin yerini tespit eden polisler operasyon başlattı sayın seyirciler. Ya sucuk. Bildiğimiz sucuk. Evet amirim. Sucuk bunlar. Ulan Mehmetcan. Nasıl? İstediğin gibi olmuş mu abi? Bakalım vallahi güzel olmuş o. Harbiden renkler de güzel olmuş. Heh, hey. Sağ olasın, Allah razı olsun. La oğlum o kadar bize hizmet etmişsin ya. Vallahi şuradan siyah bir kart çıkartayım da. Heh. Yakınımdır. Bir de imza atayım. İhtiyacın falan olur da kullanırsın. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Hadi bakalım görüşürüz, hayırlı işler. Manita var bekliyor abi. Abi bir pislik yapmayın. Neymiş lan o? Masaj salonu. Lan ben de kebapçı falan zannettim. Arayalım mı?
Masaj iyi de reis ihtiyaç bir yerde. Pahalı mıdır? Bilmem, sorarız. Arasana. Dur arayalım. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Biz bir saate geleceğiz müsaitseniz. Çiftliğe mi? Çiftlik mi oluyor orası? Çiftlik oluyor. Ben de çiftliğin ayıptır söylemesi CEO'su oluyor. Gelirseniz çiftliğe ben de takdim ederim tabii kart size. Yok ya, bizde var sizin kartınız. Yalnız ekstra bir ücret falan çıkmaz bizden değil mi? Neyin ücreti af buyur? Şeyin kebabın. Kebabın? Ya bizim misafir başımızın üstündedir. Yani kebabın lafı mı olur? Siz kebabın her çeşidini yersiniz yani. Ne istiyorsunuz ki? Bir şey diyeceğim, kusura bakmayın. Siz kimlerdensiniz? Abi biz yanlış aradık galiba, kusura bakmayın. Kapadı. Allah Allah. Ay kardeşim, siz ne biçim iş yapıyorsunuz öyle ya? Ne oldu abla, hayırdır? Yanlış yazmışsın numarayı. Bu numara sizin değil mi? Ay bizim numaramız olsa benim burada ne işim var oğlum? Tamam abla, basarım şimdi doğrusunu. Basacaksın tabii, elemanların parasını da senden alacağım. Ne elemanı abla? Oğlum bir sürü kız tuttuk. Kartların yarısını dağıttılar. Bedava mı geliyorlar zannediyorsun? Ha? Hadi hadi. Yani operasyonun yanlış alarmdan kaynaklandığı anlaşıldı sevgili seyirciler. Özür dileyin bakalım çocuklar amcadan. Özür dileriz. Özür dilerim hemen. Hepsi Mehmetcan suçuyor ama yine de özür dilerim. Yoksun. Mehmetcan, senin özrünü duymadım. Sen ne gördün Hüset amca? Adam çok benziyor robot resmi. Yahu çocuğum, ben kendi halimde garip bir adamım. Benim katil olduğumu nasıl düşünebilirsin böyle? Evet Mehmetcan. Siz çocuklara çok bağırıyorsunuz. Çok kötü davranıyorsunuz. Sonumuz bahçeye kaçsa korkudan alamıyoruz. Bu adam iyi biri değil Hüset amca. Mehmetcan, ağzından çıkan laflara dikkat edin. Katil olmayabilir ama kesin bir şey yapmıştır. Siz onların kusuruna bakın. Ben Mehmetcan'ın annesiyle babasıyla uzun uzun konuşacağım. Siz bilsiniz amir. Duydunuz mu? Birisi bağırıyor. At sesi bu. Buradan geliyor. Ben gidebilir miyim amirim? Hayır hayır. Sen gel bakayım benimle. Senin mi bu araç? Bana plaka sorgusu yaptırmadan söyle kardeşim. Senin mi? Benim. Ne var içinde? Açın şunu. Şerefsiz. Namussuz. Demek kendi halinde bir adamsın ha? O sucukları bir tahlile götürün bakalım. At eteniymiş. Sen de gözaltına alıyoruz. Kelepçeliğin şunu. At eteniyi sormuş insanlara. Yazılar olsun. Biliyordum be. Pislik. Ali, donduk burada ya. Hala yanmadı mı? Ya tamam Yeşim. Usta, bilmiyorum işte, bu kombim bozuldu artık. Kalorifer mi gaz yaptı, hava mı yaptı, ne oldu anlamıyorum. Donduk burada. Ne zaman geleceksin sen? Ha, iyi tamam, tamam hadi bekliyoruz. Hadi eyvallah. Hay ben senin kombi gibi tek yerine dinginle. Oğlum yeni kombi taktırsana. Oğlum nasıl taktırayım? Kiralık eve kombi mi taktırılır? Ayrıca ben borçlu adamım. Harbiden lan. Önümüzdeki ayda bir ton para çıkarmamız lazım borçlar için. İşime çaktırma. Boşver usta, biz de zaten bu yüzden çalışıyoruz ya. Enseyi karartma. Halloluruz biz. Anlaşılmayacak bir şey yok. Ali Bey'in size olan borcunu satın alacağız. Siz Ali Acar'ın çeklerini ve senetlerini ciro edeceksiniz. Biz de toplam borcun %70'ini hemen şu an size nakit ödeyeceğiz. Vallahi bilmiyorum ki. Hiç böyle çalışmamıştım. Size daha önce böyle avantajlı bir teklifle gelen olmamıştır da o yüzden.
Tamam, hepsi burada. Ali Bey ayıp olacak ama ne yapalım? Biz de ticaret yapıyoruz. İyi yaptınız, iyi. Bugünün tavuğu yarının kazından iyidir. Şişt, susun susun, başlıyor. Asılsız çıkan seri katil ihbarı bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı sayın seyirciler. Evinde sucuk imal ettiği öğrenilen NP'nin kamyonetinde at bulundu. Şu an karşınızda bu suçu ihbar eden küçük Mehmetcan var. Evet Mehmetcan, neler söyleyeceksin? Ben zaten bu adamın kötü biri olduğunu biliyordum. Atlar yaptıklarının cezasını çekmelerini istiyorum. Nusret'e bir söz verdi, o adamı hapise atacakmış. Teşekkürler Mehmetcan. Öte yandan aranılan seri katilin bir başka operasyonda yakalandığı öğrenildi. Bak göreyim mi sen Torun'u? Helal olsun. İyi yaptı. İyi yaptı ya, boyu postu devrilesice. Atlara nasıl eziyet çektiriyi. Bir de çoluğa çocuğa at eti yediriyi. Yok Esma. Benim canım sucuk çekti. Be. Var mıdır evde? Ben ne diyeyim, sen ne diyorsun? Ay midem bulandı vallaha. Dinlez. Bir bakayım kızım diye. Nasıl çıkmışım ama? Bize haber vermeden boyundan büyük işler karıştırıyorsun oğlum. Bir de aferin bekliyorsun. Ha? Aferin. Anne, mesele bildiğin gibi değil. Öyledir, öyledir eminim. Ay, bir dakika dur bakayım. Bu kim şimdi ya? Hey, ay, aman be. Yakalandın gelin değil mi? Sus vallahi. Gebertirim. Dalga geçmeyin bak. Bak bu iyi fikirmiş. Kaç gün sürer peki tamiri? Yani normalde 2 gün sürer ama şansımız yaver giderse hemen bulursam arızayı bakarsın bir günde sürer yani bitiririz. Hmm. Ne oldu ya? Ya ne olsun işte, kalorifer bozuldu. Donuyorum ben burada. Buz gibi olmuştur Ali o Bey. Zaman. Buz gibi oldu. Biz de işte şimdi ustayla onu konuşuyorduk. Diyorduk her şey kıracak. Fayans, mayans, ev, duvar, muvar, kombiler her şey çökecek. Petekler değecek falan. 15-20 gün sürerdi değil mi? Nasıl kalacaksın sen? Donarsın evde. Donarım, evet donarım. İşte biz de o yüzden ustayla şimdi kafa kafaya verdik. Alternatif çözümler düşünüyoruz. Mesela? Şey işte mesela sola ya da kuzine düşünüyorum salonun ortasına kuracağım. Ne sonrası be? Saçmalama. Sanki hayatında soba kurdun da sobayla ısındın. Allah'ını seversen ya. Bırak. Ne ısınamayayım? Kuramam ben soba. Ya bir git. Katiyen olmaz. Sen daha dur. O, bu beceriksizliğinle, bu tembelliğinle o sobanın dumanında zehirlenirsin sen. Evet. Yani başka çözümler de var tabii. Var tabii. Elektrikli soba var mesela. Tabii onlar da çözüm. Var öyle bir çözüm ama yok çünkü ustanın bir takım aletleriyle bir araya gelince onlar böyle çok yüklenme yapıyormuş. Voltaj yükseliyormuş, yanarsın, yanarsan havaya uçarsın, kül olursun dedi. Maazallah bütün mahalle yanar, siz de ölürsünüz çocuklarla dedi yani. Allah Allah. İyi tamam o zaman, çiftlikte kal bir süre. Kalayım da işte babamla nanem oldu. Bir de şimdi burası home office, etki gibi çalışıyorum. Hmm. Çıkamıyorum evden iş güç yüzünden, o yüzden zor. Ben de kal diyeceğim ama ne? Tamam, tamam ben sende kalayım. Bavul alıp geliyorum ben. Usta görüşürüz. Dur bavul yap geliyorum. Ne bavulu be? Hadi bakalım. Selam komşu. Bu ne oğlum? Daha büyüğünü bulamadın mı? Yok bir tek bu var. Neyse. Yemekte ne var? Zıkkım var Ali. Zıkkım sote. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bunu nereden biliyorsun benim yaptığımı? Hani ne belli, belki hamiyet yaptı. Nasıl nereden? Ben anlarım ya senin elinin değdiğini. Yalana bak. Ya ben yapmam bütün yemekleri be ya. Ya bozma. Bozma tamam yedim. Bozma yedim. Bozma be hamiyet abla. Üstündeki çok yakışmış böyle pembiş tıfuşları falan. Normal bir tişört yani. Böyle özel bir şey değil. Çok yakışmış abla. Özlemişiz değil mi hocam böyle ailece yemek yemeyi? İyi canım özlediysen daha sık gel yani, nedir yani?
Vallahi mi? Ahmet abla iyi gidiyorlar Gülden abla. Çok iyi. Ziyade olsun. Estağfurullah. O zaman bir kahveni içelim Hamit. Değil mi ya? Pardon, nereye canım? Ne yapıyorduk bu evde? Tabaklarımızı alıp bulaşık makinesine koyuyorduk. Evet. Evet, hadi çekip benimkini de al o zaman. Hadi bakalım. Hamiş Bey ya, bizim kahve ne oldu ya? Canım, canım. Hala kahve diyor senin mi hanım? Sağ ol Hamit. O şey tabağı şey etme, kalsın ya. Öyle iyi. Bu ne ya? Ulan bundan reklam çekiyor, biz parasız kalıyoruz, aç kalıyoruz ha. Hale bak, reklam mı lan bu şimdi? Aa, yeni dizi değil mi bu? Bu çocuk yakışıklı makışıklı kızlar ölüyor da normalde sütlüymüş bu. Aha, boks maçı. Tamam hadi sıkılırsınız siz şimdi. İşte bu, Kemal Sunal filmi. Vallahi arkadaşlar, ben o kapıdan içeri bilerek girmedim. Kısmet işte. Yemin ediyorum çölde baha gibi. İzleriz değil mi hocam? İzlemez miyiz baba ya? Oğlum bitti mi dersler? Ha tuh ya. Dur be oğlum, ne dersi ya? Şöyle 40 yılın başında baba oğlu oturmuş televizyon izliyor. Sinan Baz mı sende be ya? Ya büyük adam, yemin ediyorum büyük adam. Hamit! Tatlı var mı tatlı? Tamam, meyve de olur. Şimdi ne zaman geldi senin akrabalar? Ay buna değil vallaha. Yarın gelecekler dedim ya. Bir Urfalı kadınla baş edecek amiyem. Yarın orduyla geliyorlar. Ne diyorsun böyle mır mır mır? Yok. Yani yarın deyim. Karılar hamamına dönecek burası desene. Canım Eltim'in bacılarıyla konu komşu gelecek Urfa'dan. İyi canım. Ben de erkenden Ruhsen'e kaçarım. Heh, bahaneyi de hazır zaten. Git. İsterse sizinle oturup iki ters büyür, çeyiz de okuyak. Aman yok, istemem. Sen git. Biz Eyüp Sultan'a falan gidecek karılarla. Nasıl, güzel olmuş mu? Bakın. Bak. Ah. Oo, Allah'ıma esaslı olmuş ha Maho. Bir de buna reisi cumhur forsu koydursaydı ya. He vallahi bak, reis cumhur, vallahi bak, onu nasıl unutmuşuz ha. Çok da güzel olmuş şu tarafa. Ver, ver, ver. Burada CEO yazıyor. Yazıyor CEO. Hani ağam CEO lafını yasaklamıştı. Ya ağam ne olacak, saman alevici böyle bir alevlenir sonra unutur gider, onu unutmuştum bile ya. Sen numarayı ne zaman değiştirdin ağam? Değiştirmedim numara, ne değiştireceğim ya, dur bakayım. Alo buyurun. Kardeş biz üç kişi gelecektik, bayanlar müsait mi? Bayanlar derken, bayanlar ki? Masörler. Masör ne demek kardeş? Ya masaj salonu değil mi kardeşim orası? Yok kardeşim, yanlış numara, yanlış numara. Manyak mıdır nedir ya, bayanlar mayanlar diye. Ne dedin sen? Sen numarayı değiştirmediydin. Madem bu numara yanlış yazılmış. Harbiden vallahi hepsi de yanlış, bak bakayım. Ben ne diyeyim? Sen ne diyeyim ha? Nasıl yapmış bak, yani o kadar özendim, burası yanlış olmuş ha. Sinem Hanım. Hı. Şimdi Ali Bey kesinlikle burada kalacak yani. Emin misiniz? Hem ya saçmalama, nasıl soru ya? Tabii ki burada kalacak. Ne yapsın? Adam buz gibi evde mi yatsın? İşte. Hazır yatmak demişken. Yani benim üzerime pek vazife değil ama işte erkek kısmısı. Ne yapacağı belli olmaz. Şimdi Sinem Hanım, eğer gece Ali Bey size bir münasebetsizlik ederse, siz bana Hamiyet diye seslenin. Ben roket hızıyla buraya geliyorum, oradan tavayı kapıyorum ve sizin yanınıza yetişiyorum Sinem Hanım, tamam mı? Hamiyet saçmalama, benim asabımı bozma. Ben bilmiyor muyum tavayı kapmayı? Allah Allah. Sağ ol. Hadi sakin ol. Tamam. Yapmış ol. Allah'ım ya. Evet, annesi bunu, Sinem bunu bana düşürmüş çocukken. Balkabın uzuna düşmüş bu. O yüzden bu kadar tatlı bir çocuk olmuş. Değil mi kızım? Oh. Çocukken annesi bana düşürmüş. Abisi bana düşürmüş. Sinem Hanım, Ece'yi yatırayım mı Sinem Hanım? Ben yatırırım Hamiyet. Tamam. İyi geceler Hamiyet. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Ne gelmiş, ne gelmiş, ne gelmiş. Aa, Elma. Ay,
Hadi bakalım. Aman da aman. Bu elma kime? Çünkü. Evet. Bu elma kime? Evet. Bu elma kime? Bu mandalina da benim olsun. Oğlum sen yatmıyor musun? Yoğun bu çağa kadar izin var. Ödev yap o zaman. Ödevin vardır. Var aslında. Git yap yap ödevini yap sen. Ne zaman yapılıyor senin baba bu kombin? Oğlum. Aa. Misafire söylenir mi öyle şeyler? Söylenmez. Ayıp. Git ödevini yap. Isır. Bir şey diyeceğim. Bu ufacık bebeciği bu saatlere kadar ayakta tutmak hak mı? Ha, bu bal çocuğu. Yazık değil mi bunu? Bunu uyutmak lazım. Uyut bunu sen. Alo, buyur kardeş. Gece yatılabiliyor mu orada? Ne? Yatacak mı sen? Evet, sabaha kadar. Yatacak yer yok. Hayır, sen nereye aradın kardeşim sen? Allah Allah, kapattı. Ne diyeyim? Vallahi bir yatacak yer arıyormuş. Ya bunlar da beni buluyor. Biri arıyor yatacak yere, biri kebap söyleyip, biri çadır kuracağım diye falan. Manyak mıdır nedir? Ne kadar manyak varsa beni buluyor. Sen ne dedin bakayım? Bu ne şimdi? Taştırayım. Yastık, yorgan, çarşaf. Yalnız çarşafı lütfen sermeden uyuma, tamam mı? Bir de pijamasız yatma ayıp. Lütfen. Tamam. Zaten ameliyattan sonra alıştım koltuk köşelerine. Ay, sen rahat edemiyordun değil mi? Ben onu unuttum. Tüh tüh. İyi çık bari o zaman yatak odasına sen. Hadi geç. Yatak odasına? Hı. Tamam ben geçiyorum yatak odasına. Tamam hadi. Sinem. Hadi yatmıyor musun? Yattım ben çoktan. Yattın mı? Nasıl yattın? Ay, ışığı söndürsene yukarı çıkarken. Söndü zaten ışık. Umurdanma Ali, ne olur uyuyacağım. Hadi lütfen. Ay, ay nasıl tutulmuşum. Hadi güle güle. Torunlar için de dua et Ayı Sultan'da. Benim dünya kadar edecek duam var. Bütün gün evde oturacağına bak, kendi duayını kendi yet. Peki ya, peki. Hadi bakalım. Ya kardeşim sen gene aradın, ne istiyorsan anlamayayım ki ben. Ne diyorsun? Yok ben, ya sarışın marışın yok. Yok ben esmerim. Fark etmez mi? Kardeşim sen ne istiyorsan ya. Masaj mı? Yok benim böyle masaj falan yoktur. Ne anla... Allah Allah. Kimle konuşuyorsun sen? Yanlış numara helal ağam. Masaj falan dedi. He masaj falan diyor. Yok Çin masajı diyor. Yok Rus masajı diyor. Öyle abuk subuk konuşuyor işte. Kim değil? Üç tane adam bunlar. Geçen de aradılar. Buraya gelmek istiyorlar. Masaj istiyorlar falan. Öyle bir abuk subuk konuşuyor. Ben de buluyor bunlar da ya. Allah Allah. Vallahi ya, Allah Allah ya. Ben de buluyor bu herifler de ya. Ne oldu? Acil demişsin. Galiba bir fuhuş şetesini damarından yakaladık komiserim. Neredeymiş? Kimmiş? Kartı var şurada delil poşetinde. Güzel. Şu masal salonunu bir de biz yakından görelim bakalım. Abi, su contasını ayarladım. Rakor borusunu da yaptım. Su kaçırmazında her şey tamam. Şu an her yer cayır cayır yanıyor abi. Bu tesisat sana tam 10 sene abi. 10 sene garanti veriyorum sana. Yapma ya. Az mı abi 10 sene? Hayır çok. Yani abi garanti veriyorum. Bozulmaz abi, bozulmaz kesinlikle. Tamam ben de onu diyorum işte. Ne diyorsun abi? Bozulsun diyorum. Yani 10 sene sonra mı? Hayır şimdi bozulsun. Yani abi yani niye bozulsun ki şimdi? Daha yeni yaptım yani bozulmaz abi. Bozulur bozulur. Sen kaça yaptın bunu? 100 lira yeter abi. 100 lira mı? Az değil mi 100 lira? Yani kolay çözdük ondan yani. Sen şu 200'ü al. 200 boz şimdi hadi. Yok ya da sen dur ya bırak.
Bırak ne anlarsın sen bozmaktan? Yapmış 10 sene bozulmayacak iş. Ben abi ne yapacağım? Abi ne yapıyorsun ya? Sen niye ne yapıyorum? Tövbe estağfurullah tövbe. Aa. Hayret bir şey ya. Ne oldu? Ay bitti de ne olur tadilat bitti de. Lütfen. Nereye oldu? Olduğu falan yok. Usta dedik aldık evimize. Daha kötü yaptı yemin ediyorum ya. Hadi ya. İşin ehli bir ustaya benziyordu halbuki. Ha bir bakışta anladın ustanın iyisinden ha. Usta sarrafı oldum bakıyorum. İnanmıyorsan gel bak işte ne yaptı. Her yer su bastı. Ya. Çap çap. Gerçekten. Gerçekten. Tüh tüh tüh. Ne olacak William? Bir şey olmayacak. Ay. Görüyorsun değil mi herifin yaptı? Ne olacak şimdi böyle? Ne bileyim başka usta çağıracağım artık. Bu durumda sen bu akşam bizdesin yine. Ne yapalım? Çok üşüyoruz be reis. Ya sen nasıl bir yalancısın ya? Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık. Yemin ediyorum yüz verdiğime vereceğimi pişman ediyorsun. İyi tamam, ne yapalım? Hadi basma, basma, çık. Üşüyoruz reis, ne yapalım? Çok üşüyorum. Günaydın Yeşim Hanım. Günaydın, müsait misin? Müsait, buyurun. Yeşim, ne haber? Aa, ne işin var senin burada? Tamamen tesadüf. Gel istersen ben götüreyim seni. Olur. Gerek kalmadı, sağ ol. Peki. Nereye bırakayım seni? Ali'lerle eski şirketin yakınındaki bir kafede buluşacağız. Oraya bırakabilirsin. Nasıl? Ali Bey iyi mi? İyi. Şu geçen bizden çektiği para işine yaramıştır inşallah. Yaradı, yaradı tabii de. Yani üç gün için o kadar faiz almasan çok daha iyi olacaktı. Ne yapalım Yeşim? Bizim de işimiz bu. Biz de faizden kazanıyoruz. Sonra da arkamızdan tefeci diyorlar. Bankalar ne yapıyor sanki? Aman neyse ne, geçti gitti işte, boş ver. Yalnız Ali Bey'in arkası bayağı rahat galiba. Üç günde şak diye kapattı bütün borcunu. Sülalesi rahat belli. Sana ne bunlardan? Hı? Kızma canım, tamam. Böylece savaşın sonunda Selçuklular dönemi de kapanmış oldu. Şimdi hepiniz kitaplarınızı açın bakalım. 70. sayfayı açıyorsunuz çocuklar lütfen. Ya Mehmetcan dersi demesene. Oğlum aklı başka yerdedir. Nasıl bir güzelliktir ya. Ha, şu yeni gelen kız. Ama güzelmiş ha. Bakalım ne oğlum, önce ben gördüm. Sanki pazardan domates alıyor. Önce o görmüşmüş. Anadolu beylikleri neydi çocuklar? Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ufak ufak devletçikler. Abi Meral Erkan buraya bakıyor. Ya abi dur ya. Mehmetcan. Cevabı alabilir miyim? Ya ben cevabı biliyordum da. Ne bu dalıp dalıp gitmeler? Ben daha sonra sormadım ki evladım. Niye dersi dinlemiyorsun Mehmetcan? Söyleyeyim mi? Kınaşın. Özür dilerim öğretmenim, bir daha olmayacak. Lütfen olmasın. Derse geç kalmıyorsunuz çocuklar. Lütfen sınıftan da cam açın, havalansın tamam mı? Abi kız yüzüne fırça yedin. Ona bütün fırçalar feda olsun. Yine bekleyin selam. Fet konuş. Ya ne diyeceğim ben Fettah ya? Usanırım oğlum. Mehmetcan utanmayla olmaz oğlum. Ya sen gidene kadar kızı başkası kapacak. Bak canım. Hadi git git git. Selam bu sana. Teşekkürler. Belki sonra görüşürüz. Abi, adam kıza çiçek verdi. Sen bak. Geçmiş olsun. Ulan zengin çocuğu Berke'ye bak ya. Bu iş daha bitmedi. Ben bunun altında kalmam. Konuştum işte eşimle. Evet. Yok, daha dünyadan haberleri yok. Borçların bize geçtiğini daha bilmiyorlar. İyi. Daha sezdirmeyelim. Bugün, yarın çökeriz. Sen de durma oralarda daha fazla. Çakmasınlar dalgayı. Niye burada toplantı yapıyoruz ya? Abi, annen evi çok soğuk, donduk ya. Ha, anladım. Senin neyin var?
Yok, iyiyim. Ne bileyim, gergin gibi gözüküyorsun. Yok canım, gayet iyiyim. Emin misin işin? Eminim, yok bir problem. Hadi kim çay söylüyor? 3 çay çek. Çiçekleri seviyor musun? Ama bu çok büyük. Küçük ayız olsun o kadar. Yani Sihom. Hiç çıkışma bunlar. Ne oldu Şirin? Kıskanıyor musun sen? Ne bu işte? Ne yapıyorsun sen ya? Sana mı soracağım ne yaptığımı? Aybüke benim kız arkadaşım. Benim kız arkadaşım. Ne oluyor ya? Sen karışma. Ah sütüyeni gitsin hadi yolla yolla. Yok ya, ben şimdi sana gösteririm. Aybüke iyi misin? Şimdi çeneyi kaldırın. İyi misin Aybüke? Seni öyle götüreyim. Yok ben götüreceğim. Yok ben götüreceğim. Ben götüreceğim. Yok ben götüreceğim. Bunlar da işi amma büyütmüşler ha. Kadar pazar dükkanından koskoca çiftliğe. Bu masaj için de iyi para var komiserim. Yalışma. Komiserim, telefon yine faaliyete geçti. Aktarıyorum. Sen de mi masaja geleceksin? Yok, ben şöyle ben masaj yapıyorum. Alo, ha. Ne? Mesaj mı yapacaksın? Yok, ben işe başlamak için aradım. Ne işi kardeşim? Burada işmiş yoktur ya. Siz masajcı istemiyor. Ben çok güzel masaj yapıyor. İsterseniz geleyim. Ha sen iyi masaj yapıyorsan ha? Suç üstü diye işte ben buna derim. Ekipler harekete hazır olsun. Anlaşıldı komiserim. Allah razı olsun Esma. Sayede sevabın büyüğünü kazandık. Ah sağ ol kız sağ ol. He valla insan huzur buluyor o camilerin altında. Deli babaya da gideydik iyiydi. He bir de bardak baba varmış. Durun hele bir sabır göster kızım. Gidecek günler torbaya mı girdi Allah aşkına? Hadi buyurun yiyin afiyet olsun. La baho. Hem karı dolu vır 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 vır. Gene bastılar bir ya. Yeri gidiyik. Gidelim ağam. Niye kavga ediyorsunuz çocuğum? Evet, bir cevap bekliyorum. Gel. Hocam ben bunu ne yapayım? Çocuklar olmasa bir şey derdim de hocam. Anlamadım. Ne yazıyor onun üstünde? Halak inşaat hocam. Herhalde şu caddede açılış vardı, oradan araklamışlar. Ya ne araklamış öğretmenim? İzin istedik verdiler. Ya götür hocam, geri götür. Tabii hocam götüreyim. Bu ağır bu koridorda kalmasın çünkü. Hayır, siz kavga ediyorsunuz da bu kızcağız niye yaralanıyor? Ha? Yazık değil mi arkadaşınıza? Mehmetcan nasıl çocuğum? Çelengi de getirmiş. Öğmenim, yanın atıyor. Ben hiç öyle bir şey yapamıyorum, siz biliyorsunuz beni. Ya niye öyle bakıyorsunuz öğretmenim? Tamam abi keçim, sen sınıfına girebilirsin kızım. Peki öğretmenim. Ne güzel ses de varmış. Mehmetcan. Ne var be? Kesin sesinizi. Burası okul çocuğum, kahvehane değil. İkiniz aklınızı başınıza alın. Çağırın velilerinizi. Hadi el sıkışın bakayım. Ha şöyle. Bir de özür dileyin birbirinizden. Özür dilerim. Anne. Hadi bakalım. İkileyin. Daha bitmedi Berke Bey. Görüşeceğiz. Hadi bakalım. Aha bunlar da masal salonu işleten muhabbet tellalları. Şu telefonla konuşan Mahir dediğin. Peki onun yanındaki yaşlı olan kim? O da büyük patron olmalı komiserim. Ne oluyor orada? Vallahi yangın malı çıktı herhalde o. Ne yangın ulan polis bunlar. Polis vallahi hem de bize geldiler. Bize geliyorlar. Açın kapıyı polis. Aha açın mı? Aç. Aha ne oluyor? Vallahi bilmiyorum abi. Ulan ama bir halt mı ettin?
manası yani o hayvan ola hayvan manasından. Evet. Yok ağam vallahi öyle bir şey yapmamışam ya. Hepiniz gözaltındasınız. Sebep? Masaj salonu kisvesi altında fuhuşa aracılık etmek ve beyaz kadın ticareti. Mahu tut beni ben gideyim. Ağam tut. Kız falan mı kaçırmış biri Esma? Aman ne bileyim Allah aşkına. Kandı havasıyla da benziyor ha. Aman Sedefkar bizim kandı havasıyla falan ne işimiz olacak Allah aşkına? Kaçakçılıktır o kaçakçılık. İyi bildin kaçakçılık. Ne kaçakçılığı oğlum? İnsan kaçakçılığı teyze, kadın kaçakçılığı. Kim bilir nereye satacaklardı sizi? Memur Bey, bizim masajla falan bir işimiz yoktur. Baksanıza bize yani. Ya öyle bir halımız mı var? He. Bak Memur Bey, ayrıca da biz yani esmerik. Bakın hatunlar da yürüdüz, onlar da esmerdir. Yani beyaz kadın yok bizde. Bakın. Oho. He. Senin bu işle bir alakayı var mı? Yoktur han, vallahi yoktur ya. Senin yalanı ya. Aham, vallahi bu sefer gerçekten günahım yoktur. Konuşmayın hadi. Oho. Buyur ağam. Ulan seni öldüreceğim. Ağam vallahi günahım yoktur diye. Olsun ben yine de öldüreceğim. Yapma ağam yapma ağam. Memur Bey bir o jobu vereyim mi sen? Yok artık. Ağam yapma. Ağam. Ağam yapma Allah'ın cebesin. Ağam. 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 Oh. Ulan bu job da ne yaptı? Kendinize gelin polis aracındasınız. Ne var Maho? Ne? 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 Bir telefon hakkım vardı. Ben de seni aradım Hamiyet. Yani kendi iyi bak onu diyecektim. Bir de görüş gününe geldiğinde bir yeşil soğan getirsen çok sevinirim. Ay dur 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 sen sakin ol bir. Neredesin sen? Hemen kötüyü düşünme. Aa, ben ahlak şubesindeyim. Ahlak şubede mi? Allah senin tependen baksın iyi. Puuu sana, puuu iyi, puuu. Hamiyet. Tövbe estağfurullah ya. Ahlak şubedeyim diyor bana abi. Tövbeler olsun ya. Hamiyet, Hamiyet. Bitti mi özel görüşmeniz Maho Bey? Bitti ağam. Masaj salonu kartı. Üzerinde de telefon numarası. Bu numara sana ait değil mi? He, bir ait. Puh, Allah canı almıyor. Şahsiyetsiz değil. Arsız, namussuz. Aşağılık değil. Kendi hesabını sonra görürsünüz. Önce hukuka hesap vereceksiniz. Ama komiserim yani durum ortada yani siz yine... Kes. Sağ ol sağ ol. Ne oluyor ya geçmiş olsun hayırdır? Sağ ol oğlum sağ ol. Abla hayırdır senden mi masajdan? Tövbe tövbe. Ne oluyor ya? Ay. Şu anda ne oluyor ya? Aman oğlum ne oldu işte? Şaşırdım kaldım ben de. Kusura bakmayın. Bir karışıklık olmuş anlaşılan. Geçmiş olsun. Serbestsiniz. Gidebilirsiniz. Ha, komiserim bu kadar başörtülü kadını alıyorsunuz sonra geçmiş olsun. Bu mu söyleyeceğiniz yani? Tekrar geçmiş olsun. Vay arkadaş ülkenin haline bak ya. Ana. Ya baba sen bir şey söyle bari. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Ana anlatsana şunu Allah aşkına. Oğlum şimdi Maho'nun telefonunu karıların kartına yazmışlar. Karıların telefonunu da Maho'nun kartına yazmışlar. Bizim karılar da... Bir yere bakalım. Gelir iki taksi çevirin eve gidiyor. Maho. Buyur ağam. Dayağın büyüğü evdedir biliysen değil mi? Biliyorum ağam. Bela taşı Sinem Hanım. Bela taşı. Bela taşı ne ya? Bizim buralarda Maho gibilere bela taşı derlerdi. Yani böyle sen taş gibi de dursan bela gelir illaki seni bulur. Heh Maho. Bravo Ahmet. Aynı bizim Mündi'yi tarif ettin. Bela taşı doğru lafmış. Ben Ece'yi yatırdım bu arada Sinem Hanım. Yukarıda mışıl mışıl uyur. Ben de yatayım. İyi geceler. İyi geceler Amiyet. İyi geceler Amiyet abla. Ya ama yani Maho'ya da yazık ya. Bu sefer yani hiçbir suçu kabahati yok ki. Boşu boşuna şimdi babamdan azar işitecek.
Ay kıyamadı hayvan ola hayvanı benim yufka yürekli karım. Gel. Allah'ım Gundi bile olsa kıyamadı ona. Canım benim. Anam çekmiyor kendini hala kollarımda. Öpmeme de ses etmedi. Hadi oğlum Ali bu gece bu iş tamam. Baba. He? Okulda bir kız var ne kadar güzel sen biliyor musun? Aman aman aman. Oğlum boş ver kızımızı şimdi bak ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Ben seni yarın balığa götüreyim erken kalk şimdi yat. Sahi mi? Gerçek tabii ama şimdi yatarsan. Tamam ben hemen yatıyorum. Hadi hadi iyi geceler. Geceler. İyi geceler canım. İyi geceler hocam. Çok büyük söz verdin ya. Altından kalkabilecek misin? Bu kadar sabah erken kalkabilir misin sen? Niye kalkamam ya şimdi erkenden yatarsam kalkarım. Biz... Zaten uykum da var. Senin yok mu? Yok vallahi benim. Vallahi mı? Damardan süt verseler yok vallahi. Hadi ya hiç yok mu? Oğlum vallahi de billahi de bu sefer yani bilirsen ben Siyah'a karşı yani saygım sonsuzdur, boynum kıldan incedir ama benim vallahi günahım yoktur, billahi günahım yoktur ya. Bu hayvan oğlu hayvan. Yanımda konuştu. Yani herif kulaklarımla duydum. Herif sana masaj dedi. Hiç mi uyanmadı? Vallahi billahi uyanmadım ya. Biri dedi masaj yaptırmak isteyeyim dedi. Biri aradı dedi ki ben dedi kebap yemek isteyeyim dedi. Hatta biri aradı dedi ki ben çiftliğe geleceğim oraya çadır kuracağım dedi. Yani ben bunların hiçbirini anlamadım oğlum. Ya hiçbirine uyanmadı. Vallahi uyanmadı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben ne deyim ki? Sen bir şey demeyecek misin Esma? Esma! Etme böyle. Bak Ahmet. Ne etme? Her seferinde aynı altı yiyorsun. Ondan sonra da kalkıp süt dökmüş kedi gibi geliyorsun, mırlıyorsun, gırlıyorsun. Yapma gözünü seveyim. Ben ne etmeyeyim hem ne? Kapat telefonu. İşim var, gücüm var. Haydi. Bak Ahmet. Bak dur. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım beni niye bunlarla sınıyorsun? Yani beni başka şeyler de sınay. He? Ne olur yani? Taş taşıram, odun keserem, buğday biçerem. Hey Allah'ım ya, başka bir şeyler de olsa olmaz mı yani? Çocuklar uyumuş baktım. Allah mı? Ne güzel o zaman ya. Bak ev bize kaldı. Acaba Hamiyet'te bana mı göndersek? Nil donsun diye mi kadın? Doğru. O zaman biz bana gidelim. Isıtırım ben seni. Allah Allah diyorsun. Ha dediğimi de yaparım biliyorsun. Ya. Sen ne? Annesinin güzeli gelmiş. Kızım saat nereden çıktı ya? Sen bu saatte nasıl indin aşağıya? Ufacık çocuk çocuğa. Çok akıllı benim kızım babası. Çok akıllı çünkü. Bir şey yok. Akıllı da git yatır bunu. Bu saatte uykusu kaçacak çocuğun. Ya olur mu ya? Hiçbir şey olmaz. Bu cin gibi baksana. Cin gibi benim kızım. Sinan. Hı. Çok şımartıyorsun bu çocuğu. Ya bırak bak al kitap getirmiş sana. Kitap oku. Bak kitap okuyun. Hadi otur. Kitap okuyun aşkım. Evet. Okuyun kitap okuyun birlikte. Hadi oku bakalım babaya kitap oku anneciğim. Evet. Hı. Allah Allah. Evvel zaman içinde küçük bir prenses varmış. Babası dağlar vadilerle kaplı bir ülkenin kralıymış. Sarayı çok yüce dağlardan birinin üzerindeymiş. Küçük prenses bu sarayda çok mutlu yaşıyormuş. Ya üzülmüşsün baba ya. Hocam babam mutsuz. Babam usta da eremedi.
Nasıl erimedi ya? Boyun mu yetmedi? Anlamıyorum ki huzur ne demek? Boş ver hocam, boş ver. Evet ya, boş ver, keyfim çıkarsak. Biraz üzüm üstüne iler. Ulan sabahın köründe kaldırıp balığa getirmişsin. Nasıl eğleneyim? Ben mi getirdim? Sen getirdin ya beni, ben bir şey diyor muyum? Tamam, çok konuşma. Bir tane balık tut gideceğiz. Tamam, bir tane yakalayayım da Ceydik tutacağım. Tuttunuz mu balık ha? Ya bir tane tuttuk da onu da denize saldık. Oo, kıyamam. İyi hadi hadi geç içeri, hadi geç kaldın zaten, hadi git giyin. Hadi bir tanem hazırla. Görüşürüz baba. Görüşürüz hocam. Pardon, çok merak ediyorum. Ne zorunuz vardı da sabahın kör vaktinde gittiniz balık tutmaya? Hı? Geceden uyanmasaydın. Hı. Ben sana ne zorun olduğunu gösterecektim o zaman sabahın köründe. Efendim? Ya zor mu kolay mı anlardın o zaman. Göstereceğim. Sinem ana. Göstersin lütfen, göster. Aa Mao. Ne haber Mao? Günaydın. Hayırlı sabahlar ağam. Hayırlı sabahlar Sinem Hanım. Ne işin var lan senin burada Gundi? Ağam seni kombiyi tamir etmişim. Vallahi ev şimdi cayır cayır yani. Ne yapmışsın? Kombiyi tamir ettim. Kim aldı lan seni içeri? Ben aldım. Artık sıcacık evinde rahat rahat yatarsın yavrucağız. Hadi size iyi günler. Sen de iyi günler. Lan Gundi, niye tamir ediyorsun kombiyi? Manyak mısın sen? Oğlum siyede elit yaramı yani ısınasın diye tamir ettim de hani yani. Lan oğlum o kombiyi ben bilerek bozdum. Bilerek bozdun? Evet. Allah Allah, sen de yani bir acayipsin ağam. Ya Allah, Allah aşkına de git gözünü seveyim, akatacağım pekmezin işinden. Hadi de git. Ağam hazır buraya kadar gelmişim, bu kadar yoldan sonra yani bir de tamir ettim. Bir yani güzel yüzünü biliyor hem ahamiyetin diye. Ne yapacaksan, masaj mı yaptıracaksan ahamiyete ha? Hamiyete masaj mı yaptıracaksan maho? Ne diyorsun ağam? Hamiyet nasıl? Hamiyet, bir şey soracağım. Sen bunun yüzünü görmek istiyor musun veya? Al sana hamiyet. Ah. Haydi. Ekmeğimiz de oynadı. Ben Mustafa'ya erecektim. Bu kombiyi tamir etti hayvan. Buyurun. Şeref verdiniz Faruk Bey. Yalnız hiç vaktim yok. Konuya gidelim. Ali Bey'i sordunuz telefonda. Doğrudur. Duyduğumuz kadarıyla kendisinin size ciddi miktarda borcu varmış. Tam 250 bin. Gelin bu borcu bize satın. Biz de size %70'ini hemen şu an elinize sayalım. Siz de boşuna uğraşmayın. Benim yerime siz uğraşacaksınız ha? Evet. Nasıl uğraşacaksınız bir anlatın bakayım bana. Çoluklu çocuklu adamın tepesine çökerek mi? Yok canım. Gerekirse çökeceğiz. Ne yapalım, ticaret bu. Teklifiniz sizde kalsın. Ben Ali Bey'le 3 kuruş yüzünden aramı bozamam. Siz de kendinize dikkat edin. Kiminle dalaştığınızın farkında değilsiniz. Ne sanıyor bu adam kendini? Boş ver. Bir balık da kaçtı oltadan. Biz şunları tahsil etmeye başlayalım. Ay Elif, önünde bir kalıcı vardı, görmem lazım. Ay yazık oğlum. Adam
senin gözüne girmek için 40.000 takla attı ya. Acımıyorsun değil mi hiç? Bunlar daha iyi günleri. Hoşuna gidiyor değil mi senin? Yani ucundan azıcık. Azıcık. Azıcık konuşayım bakayım. Lan yeter sabahtan beri kafamın içinde çin çin. Aa ne bağırıyorsun be? Bağırmıyorum. Usta. Sen biraz gergin misin? Hayır değilim. Gerginim. Sinem'den ötürü mü? Hayır senden ötürü. Hayvan ol hayvan. Neden ötürü olacak başka? Efendim? Ali Bey merhaba. Merhaba. Ha nasılsınız Faruk Bey? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. İnşallah size olan borçlarımızı ödersek daha iyi olacağız. Boğazınıza sarılan kimse yok Ali Bey kardeşim. Çekinmenize gerek yok. Ben sizi biliyorum. Yalnız size tatsız haberlerim var. Hayırdır ne oldu? Piyasada bir takım adamlar sizi soruyor. Kim? Nasıl yani? Anlamadım. Sizin borçlarınızı topluyorlarmış. Bizim piyasaya olan borçlarımızı mı satın alıyorlar? Sakin olun. Adamlarla ben anlaşmadım. Ama başkaları bunlara senet satmış olabilir. Kendinize dikkat edin Ali Bey. Kim ulan Bertan? Ne sanıyor kendini? Tamam yaptık bir iş, aldık borç, sonra borcumuzu ödedik, parayı verdik, kapattık. Hala niye peşimizde dolaşıyor ki? Usta biraz sakin olmayı denesem. Nasıl olayım kanka? Ben sakin oldukça herkes üstümüze geliyor. Ah Yeşim ya, ah Yeşim. Abi Yeşim'den çıkarma şimdi acısını. Çıkarırım abi. Çıkarırım, o tanıştırdı bu herifle bizi. Ya sonuçta aldayıp pullamadı kız bizi onu. Biliyorduk tefeci olduğunu. Biz de denize düştük, yılana sarıldık. Yalan mı? Ben gidince ona göstereceğim yılanın büyüğünü. Usta, Allah aşkına bu sefer karakolluk olmayalım ya. Bak Allah aşkına diyorum. Neyse, hadi bas bas. Ulan hep mi bizi bulur be? Hep mi bizi bulur ya? Sen ne utanmaz, ne iki yüzlü, ne şerefsiz bir adam çıktın ya. Hiç mi utanmadın? Hiç mi yüzün kızarmadı bize bunları yaparken? Yeşim. Biraz yavaş. Mesele bildiğin gibi değil. Hadi oradan be. Ben senin olduğunu biliyorum ama salaklık bende. Ya bir hukukumuz var. Yapmaz dedim. Size bir şey yaptığımız yok. Biz işimizi yapıyoruz. Alacaklılar geliyor. Çekinin senetini önümüze bırakıp gidiyor. Bak seni uyarıyorum. Ali hiç kimselere benzemez. Uyarmadı deme sonra. Ali'nin kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Şu dakikadan itibaren sen de ilgilendirmiyorsun. Anladın mı beni? Terbiyesiz. Kadın kısmıyla iş yapmak zor. Zor. Usta yavaş be yavaş ya. Sen yardımcı olabilir miyim? Patronun yerinde mi? Tabii kim geldi? Ben söylerim. Beyefendi bir saniye. Beni arıyor musun birader? Tamam sorun yok çıksın. Hayırdır böyle bir baskın verir gibi? Ha baskın verir gibi ne olacak? Terbiyesizlik etme. Bu en terbiyeli halim. Görmek ister misin? Bakın arkadaşlar biz buraya kavga çıkarmaya gelmedik. Ortada bir saçmalık var. Bize bir açıklama yapmak zorundasınız. Hayır değiliz. Bu kadar kolay değil arkadaşım. Bak piyasaya borçlarımız vardı. Hepsiyle konuştuk, anlaştık, yeni vadeler aldık. Sonra siz çıktınız ortaya. Ne iş? Ne olmuş? Nasıl ne olmuş? Kan emici misiniz siz? Yaptığımız iş son derece yasal. Borcun temliki diye bir şey duymadıysan git bir avukata sor. O sana anlatsın. Ödemiyorum lan. Git mahkemeye ver istiyorsan. Ona da sıra gelir. Merak etme. İlk ödemen 3 gün sonra. Tam 75.000. Ödemediğin takdirde... Ben şahsen mahkemeye gitmeyi hiç sevmem. Durduk yere vakit kaybı. Bu konuda Ertan'la bir türlü anlaşamayız. Bilmem anlatabildim mi? Ama dersen ki param yok ödeyemem. Bir kolaylık göster. Ben uzlaşmacı bir adamımdır. Oturur yeni şartları konuşuruz. Sen bize bir teminat gösterirsin ki bu bence senin için hiç zor olmamalı. Neticede koskoca Mehmet Han'ın oğlu. Bak babamın adını ağzına alırsan senin o ağzını kırarım ben. Tamam usta tamam bu konuşma burada bitmiştir biz gidiyoruz. Arkadaşlar dinlesen iyi olur. İlk ödemen 3 gün sonra unutma. Ne yapıyoruz? Ufak bir gösteri hak ettiler. Top sende. Gidip hazırlık yapalım o zaman. Fena sıkıştırdılar bizi. Adamlar buldu yumuşak karnımızı. Ulan battım.
Hiçbir yere kaçmadım. Kimsenin üzerine mal kaçırmadım. Namusumuzla ayakta durmaya çalışıyoruz. Mükafatı bu mu abi? Herifler resmen belden aşağı vuruyor. Ben diyorum ki satayım arabayı. Tüketici kredisi çekeyim üstüne. Verelim şundan parasını. Olmaz kanka. Daha doğrusu bu sefer olmaz. Ya ne yapacağız? Başka çaremiz mi var? Bilmiyorum. Ama bulacağım. O tefeci boyun eğmeyeceğim. Sinem. Tamam, hadi bir lavaboya gideyim. Alo. Ne haber? Evde misin? Yok, Bülent'le dışarıdayız. Ne oldu? Ya şey, Hamiye çamaşır yıkayacak da... İstiyorsan seninkilerin de, yani kirlerin varsa gelsin alsın diyecektim. Ha yok, sağ ol ya. Neyin var senin, canın mı sıkkın? Ha oluyor bazen işte Sinem. Ali ne oldu, söylesene ya. Ne bileyim, her yeri patlamış lastik gibi, yuma tutmuyorum işte bazen. E hani geçti diyordun. Çoğu gitti, azı kaldı diyordun, yani en azından ben öyle biliyorum. Ne oldu şimdi? Yani öyle gibi de işte. Neyse. Ha sağ ol aradığın için. Akşam ne yapıyorsun? Hiç. Niye sordun? Bilmiyorum, buluşsak. Seninle konuşmak iyi gelir. Oğlanı da alırız. Ece'yi de ameliyete satarız. İyi, tamam. O zaman balık ısmarlayayım sana akşam. Balık ekmek. Ben ısmarlarım canım. O kadar param olacak. Ama sen yine de ihtiyatlı gel. Tamam. Anlaştık. Hadi görüşürüz akşam. Tamam, hadi hoşça kal. Ya diyorum ki akşam eşimi de alıp geleyim, konuşalım şu Ertan meselesini. Kanka, Sinem'le yemek yiyeceğiz akşam. Ama anahtar var sende, gel gece. Zaten Mehmetcan da bizde olacak, fazla beklemezsin evde. Doğru, var. Ne yapacağız peki? Yeşimi almayayım mı? Yok be kanka, hiç karıştırma onu. Kıza bakar mısın? Pantolonun sağ cebi sol cebine sormuş. Demiş ki param var mı? O da bende de yok demiş. Arka cebe soralım. Arka cep demiş ki ne alakası var? Adamı... E demiş, emin misin? O da demiş ki, evet eminim, bütün gün buz gibi üstüme oturdu. Çok kötü değil mi? En azından bunun farkında olan iyi bir şey. Değil mi anne? Özlemişim. Neyi? Öyle bir arada olmayı, birlikte bir yerlere gitmeyi. Hep mutlu olalım istiyorum. Hep birlikte mutlu olmak bir arada. Çok bir şey değil ki, bir haksız mıyım? Bir şey söyleyeyim. Öyle birbirinize bakıp susmayın. Komşusuzluk oynamaktan bıkmadınız mı? Bu çok saçma. Saçma olduğumu siz de biliyorsunuz. Kocaman insanlarsınız. Ben mi söyleyeceğim bunu size? Ne zaman da aynı eve taşınacaksınız baba? Anne hadi ama ya, konuşun biraz. Tamam o zaman şöyle olabilir. Sen sabırlı bir çocuk olmayı öğrenirsen, yaramazlık yapmayı, boyundan büyük işler yapmayı bırakıp uslu bir çocuk olabilirsen, babam da ikide bir de başını belaya sokan yaramaz bir büyük çocuk olmayı bırakırsa... Ama aradan sattı, ben de kendimi geldi artık bağla. Sen de ikide bir de ne zaman anne, hadi anne, ne zaman anne, hadi anne demeyi bırakırsan... o zaman belki yakın vakitte olabilir. Oley be! Tamam söz, uslu duracağım, nefes bile almayacağım. Tamam bir dakika, bir sakin ol ya. Nefes al, nefes alabilirsin. Hatta taşınma lafını bile açmayacağım. Ama belki 40 yıldır ilişti. Pazarlık yok Cancan. Pazarlık yok anneciğim. Peki tamam, pazarlık yok. Ama siz de çatlatmayın adamı yani. Hadi anneciğim. Hadi atkını da bağlayalım. Thank you.
Evde yok abi. Korkup kaçmış olmasın. Tırsacak bir tip değil. Dikkat çekmeden bekleyelim bakalım. Kalsın mı orada? Kalsın, kalsın güzel. Ne geldi aklıma biliyor musun? Ne geldi? Hani eskiden uzun yol yapardık ya. Of. Evet. Mehmetcan doğmamıştı daha o zamanlar. Aynen. Atlıyorduk arabaya. Artık verelim neresiyse. Of. Kaş'ı hatırlıyor musun? Kaş yolculuğunu. Hatırlıyorum tabii. Ergo'ya gitmiştik. Ben yokken bayağı beğenmişsiniz bakıyorum. Yani biraz öyle oldu ama sonra bir tane leylek geldi. Biz de ona sipariş verdik. Fındık nurunu, sevimli, uslu bir yavru istedik. Anladım. Neyi anladın lan? Leylek siparişleri karıştırmış bence. Yaramaz. Evet, yaramaz. Ukala. Senin gibi ele avuca sığmayan bir velet getirdi bize. Yavaş yavaş. Hadi yavaş araba sürüyorum. Dikkatimi dağıtmayın vallahi. Koparım kafanızı. Geldi bizimki. Bu da kim? Yabancı değil. Arkadaşı. Ali'nin yanındaydı bugün. Ne yapıyoruz abi? Ne niyet, ne kısmet. Yürüyün. Birader. Bak sana. Bana mı dediniz? Ha, sana. Konuşabiliriz ya. Söyle o arkadaşın olacak herife. Öyle yazıhane basıp dayılanmakla olmuyor bu işler koçum. İyi misin lan? Bülent! Oğlum iyi misin lan? Ali Bey, üç kişiydiler. Üç kişi böyle sopalarla vurdular adamcağıza. Tamam Bülent. Ali Bey, dur. Ambulans çağır. Sen ambulans çağır. Bülent! Alo! Alo! Fıstıklı Yalı Sokak Beykoz. Biri fena halde darp edildi. Çabuk ambulans yollayın. Ya çabuk, çabuk! Hadi. Söyle bugün günlerde anne. Hadi abi. Bugün. Bugün benim. Bülent! Hayır, Bülent. Bende kal. Ben de kaldım Bülent. Bugün günlerden ne? Hadi kardeşim. Bugün benim hayatımın en günüm. Dur yok kanka. Kendine gel lan. Bülent. Tamam sakin ol tamam. Ne olmuş Bülent abiye? Ne yapmışlar ya? Ne istemiştir ondan? Dur. Bilmiyorum oğlum bilmiyoruz. Ama babanın belki bir fikri vardır bu konuda. Ya Bülent. Hadi bakalım. Geçmiş olsun deriz artık. Ucuz yırtmışsın. Röntgenlerin temiz çok şükür. Sağ ol. Bu gece buradasın. Yatıyorsun hiçbir yere kıpırdamak yok. Yalnız elinden geldiği kadar uyutmamaya çalışıyorsun. Tamam? Ya şaka mı yapıyorsun? Gözümü açamıyorum ki. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrası sen de Arzucuğum. Tamam mı? Sen de düzel şu suratını artık. Hadi kendine gel. Hadi görüşürüz. Buralardayım ben. Tamam.
canım. Gerçekten iyi misin? Ha? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? İyiyim. Biz? Anlamadım. Biz iyi miyiz? Ne olmuş? Öğrenebildin mi baba? Annen de bir şey söylemiyor. Bilmiyorum ki oğlum. Yani Bülent abim bir kendine gelsin. Öğreniriz. Anne, Bülent abi iyi mi? İyi, iyi bir şey yok. Nasıl olmuş ya? Biri mi dövmüş? Yok anneciğim, ne dövmesi, olur mu öyle şey? Kaza geçirmiş Bülent abin. Motosiklet kazası. Motor mu? Yok mu sokakta dolaşıyor motoskuterler vızır vızır. Onlar görmemiş, çarpmış Bülent abini. Aynası da yüzüne çarpmış, bu hale gelmiş işte. Ama iyi şimdi yani, toparlanacak, yerine taburcu olur tahminimce. Tamam, görebilir miyim peki şimdi? Şimdi değil, daha sonra, olur mu? Ama bak, ben sana şöyle bir şey yapabilirim. Gidip kendine kantinden bir şeyler alabilirsin. Bari ben de Bülent'e bakayım. Sen önce bana bir bak istersen, Bülent'e bakmadan önce. Ali, 5 dakika. Bak 5 dakika erken gelseydik eğer, o adamlar bize saldıracaktı. Yalan mı? Ha? Oğlumuz yanımızdaydı ya, Mehmetcan yanımızdaydı Ali. Ne yapacaktık o zaman? Memleketin bütün itiyle kopuğuyla senin ne derdin olabilir ya? Ne yapıyorsun bu insanlara? Onlar sana ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Ali? Sinem, Allah aşkına bir dur ya. Ne dur ya? Ben zaten olduğum yerde duruyorum. Ben başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece duruyorum. Bela geliyor, bizi buluyor. Bela geliyor, bizi buluyor. Sinem, sen ben nelerle uğraşıyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. İstemezsin tabii. Çünkü bilmeyince daha kolay değil mi? Ha? Nasılsa bilmiyorsun. Gidelim elin üstüne, var elin üstüne. Sinem, Allah aşkına git başımda durma ya. Ağzından çıkanı kulağın duysun Ali. Söylediklerine dikkat et. Ali! Sinem. Efendim baba. İzin var mı kızım? Estağfurullah baba. Ali Bey, seninle biraz konuşalım. Konuşalım baba. Hadi bakalım. Çok yakın geliyor. Canım. Ne yapayım senin için? Ha? Uyutmamak için seni ne yapayım? Söyle, ne istersen yaparım. Bunu yapmak istediğinden gerçekten emin misin? Elbette, sen söyle yeter canım içi benim. Sen söyle yeter bir tanem. Soyun. Ne? Sordun, söyledim. Ya ben sana inanamıyorum ki. Biraz ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Sen bu kadar dayak yedin, senin hala aklın başına gelmedim ya. Senin aklın nerede ya? Telefonda anlattı iyi. Bele bele dedin. Onca yolu nasıl geldik bilemedim. Ana evde, yüreği ağzında. Bülent benim de evladım sayılır Ali. Biliyorum baba. Biliyorum. Deli gibi ya. Bu işi, bu belayı başıma ben açtım. Gene ben düzelteceğim. Peki dedik. Bundan böyle kimseye eyvallah çekmeyeceğim dedi. Beni hiç sayarak. Yabancı gibi görerek. Ona da eyvallah dedik. Lakin bir yere gelmek varken tefecilere giderse, elin içini köpeğini başına sararsa, hani kırmızı çizgi vardır ya, bu benim kırmızı çizgimdir Ali. Hem öyle bir kırmızı çizgi ki, öyle bir kırmızı ki, kan gibi, kan. Anladın mı? Anladım baba. Şimdi bundan sonra işi bir yere bırakacaksın. Tamam. Hoş geldiniz Mehmet amca. Nasıl durumlar? Daha iyi. Hatta sizi görmek istiyordum. Hadi bakalım. Acele iş yapmışsın. Daha vakit vardı. Kendi kaşındı. Şimdi almıştır boyunun ölçüsünü. Gerçi Ali Bey'e niyet ettik ama ortağına kısmetmiş. Bahu, adamlar kendi mekanında. Işıkları yanıyor. Arabalarda kapının önünde 2 tane de adam var. Tamamdır. Sen benden işaret almadan hareket etme. Tamam mı? Ufacık motosiklet nasıl seni böyle yaptı? Ya çok hızlıydı, göremedim ya. Esma'nın da selamı var, o da geçmiş olsun deyi. Sağ olsun. Hadi bir eğileş, ayağa kalk da çiftliğe bekleyin. Hele önce bir kazan kebabı.
Üstüne izlemeli bir pilav. Bir de sonunda şıllık. Allah'a aslan gibi olursun. Hiçbir şeyin kalmaz. Hadi bakalım anneciğim. Hadi. Daha fazla geç kalmayalım. Bülent abin de birazcık dinlensin. Hadi. Görüşürüz Bülent abi. Görüşürüz baba. Görüşürüz dede. Dikkat et kendine. Yarın görüşürüz. Allah. Hadi iyi bakalım. Sinan. Geçmiş olsun Bülent kardeş. Aho ne durumdayız? Oğlum valla emrettiğin gibi her şey hazır. Bir işaretine bakayım. Başla da başlayak. İyi, güzel. Hadi çıkak. Stop. Hayırdır ya, ne işareti? Oğlum benim yüzümden dayak yedin. Kanlı yerde bırakacak halimiz yok. Tamam, hadi kendimizi bırakmak yok. Ayvada gidiyor musun? Uğrayacağım ben. Düşün fırla. Bas gaza bas. Yakala şeyti. Tazı gibi gidiyor namussuz. Peşinden sürüklüyor. Cehenneme gitsin isterse. Bas sen, bas gaza. Niye kayboldu lan? Burada abi. Araba şurada. Ses yok. Bir şey gözükmüyor abi. Giriyoruz. Cami duvarına işeyen köpeğin hikayesini biliyor musun kardeş? Ha? Hayır, bilmiyorsan birazdan anlatacağım ben sana. Ama önce bir şey daha söyleyeceğim. Mahkemeye gitmeyi ben de hiç sevmem. Ha? İyi mi oluyormuş lan? İyi mi oluyormuş? Girebilir miyim? Daha sonra bacım, içeride mühim bir iş görüşmesi var. Heh, hadi bakalım. Allah'ım ya.
yapıyor Ali Bey? Bilmem. Sen daha iyi bilirsin Ertancığım. Bir şey soracağım ya sana. En son ne zaman dayak yedin? Hayır, Sezai'yi unutmuştu. Hatırlattık. İstiyorsan sana da öyle bir kıyak geçebiliriz. Bu ne demek kardeşim? Dağ başım burası. Haydut musunuz siz? Nesiniz? Ha? Bele, ben senin gibi haydutam. Senden yegane farkım, kravat takmayayım. Neden kravat takmadım derse... Kravat çok tehlikelidir. Bir bakarsın insanın boğazına dolanıyor. Nefesi kesiliyor. Bele, gözünün feri gidiyor. Geberdin gebereceğin aynen böyle. O yüzden kravat takmasını hiç sevmiyorum. Anladın mı Ertan? Anladım. Anladım. Tamam mı Ali? Tamam baba. Şimdi sen herhalde son bir şey daha söyleyeceksin. Daha doğrusu söylemen gerekiyor. Dinleyeyim. Özür dilerim. Yok, bu çok öyle silik oldu. Her şey dediler beni. Daha kuvvetli, daha samimi, daha içten. Affedin, yaptım bir eşeklik. Kusurumuza bakmayın. İyi, bu daha iyi. Maho yürü. Artık bunları da... ne yapacağını sen daha iyi bilirsin. Evet Bübücüğüm, ışığı takip et bakalım. Tamam, şaşılık yok. Gayet iyi durumda, artık hastanın tam ucuna bilirsin. Ya ben böyle iyiydim ama. İyi, ben seni arada bir böyle bir tokatlayayım, döveyim, böyle yatırayım, olur mu? Ya sen trip atmadın mı artık ya? Kanka, o işler öyle kolay olmuyor. Trip atacak, kastıracak, sektirecek, hoplatacak, üstünde tepinecek, rahatlayacak. Ne tepinmesi ya? Ne diyorsun sen yine apuk sapuk konuşuyorsun? Ah Bülent'ciğim. Merhaba, pardon. Canım, hayatım, geçmiş olsun. Teşekkür ederim canım, hoş geldin. Bundan sonra seni idare et, bu modeller böyle. Bülent'ciğim ya, çok özür dilerim. Hep benim yüzümden oldu bunlar. Ne olursun beni affet lütfen. Anlamadım. Senin yüzünden mi oldu? Ali'nin yüzünden olmuştur, yok. Bu sefer gerçekten benim yüzümden. Yine sevgilim, bu gül gibi çocuğun... bu gül gibi çocuğun yüzü senin yüzünden mi bu hale geldi? Saçmalama. Ne diyorsun sen be? Saçmalama. Bak kanka, sevgili dedi bana, duydun mu? İyi, hayırlı olsun komşu. Hadi hayrını gör. Ha bir de utanmadan buraya mı geliyorsun çiçeğini falan? Al, çabuk çık buradan. Sen ne diyorsun be? Sen bana kaç yıldız arkadaşım. Nasıl şey yap? Ali, çek el kalın şuradan. Al şuradan, çık şuradan. Ali bir şey yap. Git, otur. Ali bir şey yap.